Tövbe abi. Yat, gel abi. Yat abi. Gel abi. Gel diyorsun bu hadi bakalım. Hadi bakalım. Daha dik, daha dik, daha dik dur Arif, daha dik. Ama Filip Esko. Hiç gereği yok. Faul. Faul. Hocam, durmadan çekirge gibi sıçrıyoruz. Nasıl olacak böyle? Biraz da potaya basket atalım. Evet hocam, basket atalım biraz, elimiz alışsın ya. Aman kes sesini be. Zaten işiniz gücünüz atıp tutmak. Başka ne bildiğiniz var ki? Öğretmenim, böyle zıplayarak basketbol maçına hazırlanamayız ki. Evet hocam, zıpla zıpla kurbağaya döndük ya. Ne münasebet canım. Basketbol demek zıplamak demektir. Ne kadar yüksek zıplarsan o kadar başarılı olursun. İstikbal göklerdedir. Neymiş kızlar? İstikbal göklerdeymiş. Ya niye bir koçumuz yok bizim ya? Niye yok ya? Ya Arif abi yat. Böyle değil. Böyle değil, yat abi yat. Yat abi. Kavşak. Kavşak. Hocam ama olmuyor. Tavşan! Hocam konsantre bir bozuldu ya! Hadi hadi! Beceriksizliğine bahane arayıp durma! Kızlarımın da günahına girme! Ve salla! Bu kadar! Burada sağ ayak! Ayak! Evet! Aynı zamanda sağ kolda! Yani şöyle! Sonra? Evet, sonra sol bacağı, evet. Tamam. Bir daha alalım baştan. Ve bir, ve iki, ve hop, dön. Bacak ve salla. Evet, çok güzel kızlar. Aferin. Ay hocam, siz daha önce amigo falan yaptınız mı? Hayır. Ama bir ara modern dans grubunda dans etmiştim. Ay ne güzel. Nesi güzel be oğlum? Ben hiç böyle maymunluklar yapmam. O maymunluk değil be, ton estetik. Daha kötü be eleman. Estetiğin benimle ne işi var ha? Sonra sormazlar mı adama, kız gibi kırıtıyorsun demezler mi? Ay ne diyorsun? Sen zaten kızsın beton. Bak dedim, eleman dedim, ağzını topla dedim. Hop, hop, hop. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar madem sınıfımızın maçı, hepimiz destek vereceğiz, öyle değil mi? Ayşe'cim bence sen de fedakarlık yapabilirsin arkadaşların için. Ben böyle bir şey babam için bile yapmam hocam. Peki, peki, tamam, seni zorlamayacağım. Tamam, tamam. Gamze'cim, bir dakika gelir misin? Gamze'cim sen niye öyle uzakta duruyorsun? Hocam ben emikoluk yapamam. Sonuçta diğer takımda da arkadaşlarım var. Bizi satacaksın yani Gamze. Tamam be oğlum. Sen de erkeksen katılırsın takıma, dans edersin ha? Evet yani Barbie. Bizi yalnız bırakma. Bence de şu anda birbirimize destek olmamız lazım. Ya kızlar inanın yapamam. Gamze'cim şimdi arkadaşlarını yarı yolda bırakırsan sonra çok üzülürsün. İyi düşün. Evet. Hadi Barbie. Kızlar ne olur ısrar etmeyin. Diğer çocuklarla da 2 yıllık muhabbetim var. Ayıp olur. Siz devam edin. Tamam, tamam canım. Al. Şimdi biz ama devam edelim. Geç, 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 geç. Şöyle geç. Evet. Baştan başlıyoruz. Evet, şimdi ve 1, 2, 3, 4 ve salla. Heyecandan karıştık öğretmenim. Vallahi kiremit kırmak daha kolay bir hocam. Hayır canım bu daha kolay. Şimdi bir daha baştan yapıyoruz. Bak dönerken sağ elin sağ bacağın. Evet ve 1, 2, 3, 4 Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Uyum abi. Süzün. 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 Hadi abi gelsene. Süzün. 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 Maçı çok yakın zamana aldık. Bizimkilerin bu kadar kısa sürede pek bir şey yapacağını sanmıyorum Afet Hanım. Siz hiç merak etmeyin, onlar canavar gibi çocuklardır. Siz onları daha iyi tanırsınız tabii. Ama rakipleri özel okul. Yani devlet okullarından daha fazla sosyal imkanları var. Bol maçı olsa anlayacağım da baskette işleri çok zor. Siz hiç merak etmeyin. Bunlar baskette de çok iyidir. At tuttum ben. At tuttum. Tüh be, tüh be, kalıbınızdan atalım be. Bir topu çemberden geçiremediniz ya. Zıpla.
oynadı. Zıplayın. Hala az önceki gibi mi düşünüyorsunuz? Hayır, öyle düşünmüyorum. Topu fırlat, topu fırlat. Oraya değil, çemberi fırlatacak, çemberi. Afet Hanım, Fidan öğretmenle bu iş olacak gibi değil sanırım. Bence de öyle. Ay bunlar yedi cüceleri bile yenemezler. Hadi. Hadi bağalım, hadi bağalım, hadi bağalım. Hadi bağalım. Yok bena, yok. Çok kötüyüz biz. Evet abi. Bittim ben en finişinden. Şimdi şöyle oluyor. Herkesler ayağa. Daha arkaya top atış yapacağınız ya. Mennan. Bizim pimpon topu atacak kadar bile halimiz kalmadı. Evet abi. Sen kaç kurtar kendini. Biz bittik. Olur mu ya? Olur mu ya? Rakiyi düşürün ya. Acı yok. Acı yok. Herkesler ayağa. Abi. Nefesim kalmadı. Çok kötüyüm. İşte öyle böyle değil abi. Ay siz ne yapıyorsunuz böyle? İddialı basket maçına böyle mi hazırlanıyorsunuz? Öğretmenim. Biz maçı falan bırakalım. Vallahi. En iyisi onlarla kavga edelim biz. Bravo, kutlarım. Ben size antrenör bulmak için uğraşayım. Siz burada yan gelip yatın. Ya hocam. Vallahi boşuna uğraşmayın. Bize kimse bir şey öğretemez. Hoca camide. Hoca camide. Antrenörünüz burada. Harun'cum gelir misin? Oğlum, bu Harun Erdenay. Hadi can. Hoş geldin abi. Baba o, en açıkçısından. Merhaba abi. Gel buralar bize. Merhaba abi. Şöyle bir sıraya geç. Dev adam, 12 dev adam. Dev adam, hey 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 hey. Harun'cum bu soysuzlar sana emanet, ben gidiyorum. Tamam abi. Gel, roma yapacağız şimdi Evet, soru bir. Kızımı oturtacağın ev kaç odalı olacak? Ev kaç odalı olacak diye sordunuz değil mi? 3 odalı olacak. Ne? 3 mü? Yani 4 odalı demek istemiştim. Aa, 4 oda kime yeter ayol? Artı 2 oda sadece kızımın giysilerine yetmez. Ben en az 6 oda isterim. Artı 2 de banyo tabii. Tabii efendim, tabii. Zaten salonun ortasına da açık Amerikan tuvaleti yaptırdınız. Soru 2. Kızımı nasıl geçindireceksin? Sadece müdür maaşın mı var? Olur mu efendim? Kupkuru bir müdür maaşıyla cami avlusundaki kuşlar bile geçinemez. Döner sermaye var, örtülü ödenek var. Örtü mü? Örtünün altında para mı var? Hani nerede? Efendim, bildiğimiz örtü değil. Yani kaynağı gizli para. Pekala, diğer bir soruya geçiyorum. Biricik kızım yaz saatlerinde ne yapacak? Yazlık alınacak mı? Artı nereden alınacak? Yazlık alınacak gayet tabii efendim. Yazlık şeyden alınacak. Şile ağlayan kayadan. Şile ağlayan kaya mı? Siz o kayaya kafanızı vurup vurup ağlayın Amir Bey. Ben ya Bodrum'dan ya da Çeşme'den yazlık isterim.
Gayet tabii efendim. Ben zaten bodrum demek istemiştim. Eşekliğimin kusuruna bakmayın. Keşke soruları test usulü hazırlasaydın anneciğim. Öyle daha iyi oluyor. Ben eski usulü seviyorum. Artı buna da o yakışır. Nasıl Pakize Hanımcığım? Başarabildin mi? Verecek misiniz bana Sevda Hanım'a? Daha karar vermedim. Al bunu çalış kurtarma yazılısı yapacağım. Bana bak çatlak bilet ya. Maç bileti istiyor musun? 5 milyon olur sana şerefsiz. Ya ama kaptan içeri herkes parasız giriyor. Ne yapacağım ki bileti? Bu biletler sene sonunda kanaat dokunduğu yakınlar ilgilendiriyor. Yok hocam. Almayın bakalım almayın. Sene sonunda görüşeceğiz sizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben de size maç için bilet almıştım. Maç mı? Ne maçı bu? Basket maçı. Rıdvan Kanat Lisemiz'in basket maçı. Ayıptır söylemesi, tanesi 100 milyon. Ben de pek severim basket maçlarını. Benim rahmetli de gençliğinde basket oynardı. Ama kafasını potaya çarpıp da geçici olarak hafıza kaybına uğrayınca bırak dedi basketi. Vah. Çok üzüldüm. Hadi buyurun gidelim efendim. Buyurun. Buyurun kayınvalideciğim. Buyurun sayın kayınvalideciğim. Beyler, bayanlar. Ladies and gentlemen. Bugünkü gösterimize hoş geldiniz. Welcome to Matrix. Gösterimize başlamadan önce Törpü Hanım'a bazı güzel şeyler söylemek istiyorum. Gözünüzün önünde, seyircilerin önünde. Tabii söyle Kopil'cim. Öpeyim mi? Öpme. Şşş, geldi. Vay, yine eğlence var. Süzme. Nereye abi? Nereye? Okula. Ay ne diyorsun süzme, ne okulu? Boşu boşuna gitme. Niye? Ne oldu ki? Abi, ülke olarak enerjiye ihtiyacımız varmış. Bu yüzden enerji tasarrufu için saatler tam 5 saat. Evet, 5 saat geri alınmış abi. Evet, tam 5 saat süzme. Görüyor musun? Bak, boşu boşuna geldik. Şimdi gideceğiz. 5 saat sonra tekrar geleceğiz. Dur. Yazık oldu bana ya. Vallahi. İyi de niye herkes buradan? Yok, gidiyoruz baba, gidiyoruz. Gidiyoruz. Vallahi abi biz de yeni öğrendik. O yüzden hemen evlerimize dönmeyi düşünüyoruz biz de. Vallahi. Ya. Nereden öğrendiniz? Nerede? Hükümetten. Deme. Evet. Çok büyük yerlerden süzme. Ay süzme. Hadi çürüme buralarda. Gel hadi eve gidelim. Hadi. Hadi. Değil mi aslında? 5 saat geri alınmış. Şimdi burada beklemek aptalca olur tabii. Yani süzme. Biz değil aptal mi? Mıyız burada bekleyelim? Biz aptal mıyız? Yani sen de bir alemsin süzme. Gelenler bilmiyorlar süzme. Çocuk onlar. Bir şey haberi yok süzme onların. Hadi, hadi, hadi arkadaşlar. Hadi, hadi iyi kulak. Neyse, hadi kulak. Hadi süzmeciğim. Hadi gidelim. Hadi. Ya başkalarıyla bu tadı yakalayamıyorum. Ulan biz sen mi? Bir tek sen varsın. Öpeyim mi? Beyler işlem tamam, süzme evine döndü. Harika. Lan Adile'ye bak. Biz süzmeyle uğraşırken bizim manitaya saldırmışlar. Ya yakamın Didem. Didemciğim. Demek Almanya'ya dönmek istiyorsun ha? Vay be. Dur. Ne yapalım? Bari ayakkabını bağlayalım en sıkısından. Ya açılmış. Aa, şuna bak. Ayakkabılarını bile kölelerine bağlatıyor.
Ya gelin ben sizleri çok seviyor ama Toşnaft'taki arkadaşları çok gözledi, çok seviyor. Öyle dün akşam boynum bir ağrıdı. Keşke bana masaj yapan biri olsa. Ya Arif. Ben. Ben. Böyle iyi mi? Didem. Biraz daha yumuşak daha iyi. Didem. Ben daha yumuşak olabilirim. Hem yumuşak hem hesaplı. Hala. Ben bugün yumuşak olacağım lan. Ya devam. Ha. Ay devam. Barbie, yani böyle senden daha şımarık birini görebileceğim, yani özüm aklıma gelmezdi. Aferin yani kekerik, çok içimi rahatlattın. Allah'ım ya. Günaydın arkadaşlar. Günaydın abicim. Herkese günaydın. İyi be, kendileri istediği gibi konuşacaklar, biz konuşamayacağız. Hayır, doğallık insanı utandırmamalı. Bahar Hanım, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla ben de sizinle aynı fikirdeyim. Tekin Bey, hatırlanmak için şiir mi yoksa şiirde kafiye mi olmam lazım? Unutulduk. Seni unutmak, nefes almayı unutmak gibi bir şey Afet. Hayattan bu kadar çabuk vazgeçemem. Hayır, ne bileyim, arayıp sormayınca unutulduk zannettim. Belki de üstüne gelmeyişim, seni elinden kaçırmamak için. Niye böyle düşünmedin? Düşünmedim, affedersin. Yok, affedilecek bir şey yok. Sen istesen de beni kırmazsın. Bendeki sen hiç tükenmedi, hiç. Afet. Afet, ay ne oldu Tekin, bir şey mi oldu? Sana seslenmem için bir şeyin olması mı lazım? Ay yok, ben dalmışım da kusura bakma. Nereye gidiyorsun? Bir görüşmem var, çocuklara bir sürpriz yapmaya çalışıyorum. Tabii başarabilirsem. Sen neyi isteyip de başaramadın ki? Sen de gelmemi ister misin? Ay bilmiyorum, laf olmasın. Sen laftan korkar mısın? Yani korkmazdım tabii ama o zaman başkaydı. Yani şimdi böyle hiçbir şey yokken laf olursa sinirlenirim ben. Sence bir şey yok mu? Zaten sen de gel, arabam şu. Özlemişim bu güvercini kullanmayı. O da seni özledi. Bir tek onu özledi. Ya başkaları da özlemiştir belki. Belki mi? Ya bak, ilerideki ışıklardan sonra sola gireceğiz. Tesis or demiş. Yani telefondaki beyefendi öyle dedi. Hiç değişmemişsin. Bu da benim şansım. Kolay değil bir insanı bıraktığın gibi bulmak. Herkese nasip olmuyor. Kalbim yerinden çıkacak. Tekin kazanacaklar mı dersin? Kazanacaklar. Ay, emin misin? Eminim. Onlar senin çocukların Afet. Onların gözünde senin hırsını, azmini, özgüvenini görüyorum. Senden nasıl şüphe etmezsem onlardan da etme. Teşekkür ediyorum. Çocukların sana teşekkür etsin. Tekin. Evet. İyi ki varsın. İyi ki sen varsın. Artık öyle bol keseden yemek yeme devri kapandı. Hep birlikte kemerleri sıkacağız. Al bakalım, bu senin yarım maman Şansal. Bu da senin yarım maman Erman. Mendan'a söyleyeceğim, size akşama kadar başka yemek yok. Mendan! Pis. Ne dedin sen? Şimdi şöyle oluyor abim, please dedim. Yani İngilizce şey ettim, buyurun anlamında. Ya sen Türkçeyi daha doğru dürüst konuşamıyorsun. İngilizce senin neyine? Amerika göçmen alıyorum şamirim. Ayşem'le evlenip Amerika'ya göçmen olarak yerleşirsek de İngilizce şey ettiydim. Göçmen olarak yani. Amerika'ya sen göçmen kuş olarak bile giremezsin. Balıklara bundan sonra akşama kadar yemek vermeyeceksin. Hadi şimdi işinin başına. Go home. Go amirim. Gel Didencim, gel. Hayrola, ne oldu? Şey,
Amca ben Türkiye'de çok sıkıldı. İyi, haklısın evladım. Türkiye'de herkesin canını sıkacak bir sürü şey var. Ben anne özledi, baba özledi, çevre özledi. Türkiye'de çok sıkıldı. Arkadaş yok, eğlence yok. Ben Almanya'ya dönmek istiyor. Olur mu evladım? Nasıl geri gönderirim ben seni Almanya'ya? Şey, okuldan atabilirsin. Şşt! Sakın ben bunu duymamış olayım. Baban kıtır kıtır keser beni. Kardeş kanı akıtır şerefsizim. Olmaz öyle şey. Hadi bakayım sınıfına hadi. Atamazmış. Sen atamazsan ben attırırım kendimi. Bay bay amca. Allah. Didem güzel kız değil mi? Ay, rüyaya ne oldu? Kız bir gün devamsızlık yaptı atıldı bir kenara. Yok canım. Bu bir günlük. Günü boş mu geçireyim abla? Bir günlük macera diyorsan çıkarırım bu vites kolunu tak diye bir geçiririm senin kafana. Aman abla, bir hastalığıyla konuşturmuyorsun. Didem müdürün yeğeni, torpile bak. Müdürün damadı olsan fena mı olur? Ne demek torpil köpek? Sen bizim ailede otoriteye yalakalık gördün mü hiç bugüne kadar? Neden o kıza biraz benim kafam takılıyor? Öyle amirin, müdürün yeğeniyim diye filan. Geçen gün derste yaptığını biliyorsun. Ne yaptı ki? Tarih yaşlar içindir. Ben gencim, bu dersi görmek istemiyorum dedi ya. Sen neredeydin o zaman Don Juan? Sınıftaydım. Ama duymamışım. Rüyalara daldın tabii. Ben kardeşime ders anlatamıyorum ki. Diğer çocuklara nasıl anlatayım acaba?